Merhaba, yazın son videosunda yine beraberiz. Evet, Eylül ayına giriyoruz. Eylül piyasalar için ne demek? Hareketliliğin artacağı zamanlar geliyor demek. Genelde Eylül'ün ilk iki haftası piyasa izlenir, bir hareketlenme başlar. Ama 15'inden sonra piyasanın yönü belli olur ve ondan sonra da Eylül 15'ten itibaren pek yön değişikliği olmaz. Genel 29 yıllık piyasa tecrübem ve istatistiki veriler bunu söylüyor. O açıdan bu önümüzdeki iki haftayı çok dikkatli takip edeceğiz. Piyasa ne yönde oluşacak ona bakacağız. Ondan sonra yılın sonuna kadar ne yönde pozisyon almak bizim için daha avantajlı olacak, onları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, geçtiğimiz haftanın tabii ki en önemli olayı Cuma günkü Jackson Hole toplantısıydı. Daha doğrusu bütün hafta sonu devam edecek Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıydı. Piyasadaki ekonomistler, televizyonlardaki yorumcular mükemmel algı yönetimi diye yorumlasalar da ben komedi şovunun son perdesi diyorum. Zira bir merkez bankasının asli görevi fiyat istikrarıdır. Yani parasının değerini korumaktır. Ancak merkez bankalarına uzunca bir zamandır başka görevler de yükleniyor. Fed de, Amerikan Merkez Bankası da uzunca bir zamandır ekonominin bütün problemlerini tek başına çözmeye soyundu. Özellikle 2008 krizinden sonra politikacıların işine gelen yön buydu. Bol bol para basarak, sonsuz para basarak piyasaları nasıl dengede tutarız derdindeler. Şimdi bakın, enflasyon geliyor dedik, aylardır anlattık. Sadece biz mi görüyorduk? Tabii ki Fed de bunun farkındaydı ama buna önlem alamayacak kadar çaresizler. Şu anda da Powell'ın konuşması o kadar çaresiz bir konuşma ki aslında. Herkes mükemmel algı yönetimi desin. Benim gözlediğim bir taper yapılacak, yani tahvil alım azaltımı yapılacak. Bütün Fed ekonomistleri neredeyse çıktı. Tahvil alım azaltımı acilen başlamalı. Evet, işler çok sarpa sarmaya başlıyor. Fiyatlar çok yukarı gidiyor. Enflasyon galiba geçici değil demeye başladı. Neredeyse bütün Fed üyeleri bu yönde evrilirken taper zaten mecburiydi. Faiz artışının gündeme alınması gerekirken ekonominin genel sağlığı için bunu yapmaya elbette ki korkuyor. Çünkü en ufak bir faiz artırımı piyasaları öyle büyük bozabilir ki, öyle bir panik var ki. Şimdi neden bozulması iyi? Bozulması iyi filan değil. Ama piyasa göründüğü kadar sağlıklı değil. Öyle mükemmel fiyatlama var ki piyasalarda, böyle bir mükemmel ortam olmadığını hepimiz biliyoruz kendi hayatlarımızdan. Sadece %1'in, dünyada sadece %1'in piyasalardan ciddi kazanç sağladığını varsayarsak, ama onun dışında da aman kripto para olsun, aman hisse senedi olsun, rallilerinden birazcık para kazandıysak biz de tabii ki bu işin böyle devam etmesi isteriz. Ama ekonomi şu anda göründüğü gibi mükemmel, iyimser bir bilim değildir. Bunun iyi zamanları, kötü zamanları vardır. Kötü zamanlarında faizi arttırarak enflasyonun önüne geçmek zorundasınız. Çeşitli sebeplerle enflasyonun gelişini anlattım. Ancak Fed de sürekli gereğinden fazla para basarak enflasyonun hızlı artmasına destek oluyor. Evet, şu grafik aslında Fed'in şu anda ortam olarak yapması gerekeni, yani hızla azaltmak, daha sonra da faiz arttırmak için son 40 yıllık Amerika'nın finansal durum raporunda en iyi durumda olduğunu gösteriyor. Yani en kolay ortam bir merkez bankası için şu anda yapması gerekenler için. Ama en ufak bir düzeltmeden korkuyor. Yeter ki başka bir sebep çıksın, piyasaları bozsun diye bekliyor adeta Fed Başkanı Powell. Kendisi yapmasın, kendi kendine bozulsun, sonra ben de faiz filan arttırmayayım diyor. Çünkü zaten faiz arttırabileceği filan yok. Eninde sonunda bir piyasaya kötü bir haberle tekrar bozulsun, biz para basmaya devam edelim paniğinde. Ama yarattıkları büyük enflasyon balonu dünyanın başına çok büyük dert olacak. Hem Amerika'nın hem dünyanın geri kalanı. Japonya'nın ünlü yatırım bankası Nomura, Çin'in yavaşlayan büyüme ve batan şirketler, patlayan tahviller ve çok çalkantılı bir borsaya hazır olması gerektiğini söyledi yatırımcıların. Evet, Çin'le ilgili daha önce de çok yorum yaptık. Çin'de çalkantı artarak devam ediyor. Batı'da da bu parayla yaratılan balonun patlamasına çok az kaldı diyorum. Ama biz rakamları yine vereceğiz. O rakamlarla takip edeceksiniz. Çünkü piyasa bozulmaya başlamadan ancak yukarı gidiyorlar. O açıdan kendinizi yanlış yatırımlarla hasara uğratmamanız açısından verdiğim rakamlara çok dikkat edin. Evet, biz rakamlara geçelim. Önce Türkiye, dolar TL kritik 8.44 rakamını vermiştim. Bu hafta 8.44'ün altına kırdı. 8.35'li rakamlara kadar geldi ve haftayı orada kapadı. Biz de Haziran başında 8.80 seviyesini görmüştük.
O bölgeyi yukarı kırmadık. 8.80 ile 8.30 arası gidip geliyoruz. Oluşmuş bir üçgen formasyonu var. Aşağı veya yukarı kırılmasını bekliyoruz. Ancak yukarı eğiliminin fazla olduğunu hala görüyorum. Ama kısa vadede bir momentum aşağı yönlü artmaya devam ediyor. Özellikle sisteme giren kayıt dışı paralar. Bir süredir bunlardan söz ediyorum. Kayıt dışı paralar, yani Merkez Bankası'ndaki net hata noksandan yakalıyoruz bunları. Doları bir süre bastırmaya devam ediyor. Ama hepimiz biliyoruz ki Eylül toplantısı için Merkez Bankası ama az ama çok bir faiz indirimi hazırlığı içerisinde. Evet, dünyada büyük bir enflasyon baskısı varken bu faiz indirimi ne kadar faydalı olacak, ne kadar işleri çözecek göreceğiz, izleyeceğiz. Ancak şimdilik görüntü o yönde. Haberle etkileri, piyasa çalkantıları tabii ki bu kararı değiştirebilir ama şu anda ona doğru bir hazırlık yapıldığını gözlüyoruz. Dolayısıyla doların aşağı hareketleri ne kadar teknik olarak aşağı yönlü bir görüntüsü olsa da şu anda kalıcı olmayacağını ısrarla söylüyorum. Girebilecek paralar sınırlı. Evet, Türkiye'de kayıt dışı ekonomi çok büyük. Buna sık sık değiniyorum. O açıdan biz elimizdeki datalarla yaptığımız analizlerde yanılma olasılığımız var. Ama uzun vadeli olarak Türkiye'ye gerçek kurumsal bir para da girmeyecektir. Ancak kayıt dışıyla dalgalanmalar devam edebilir. Teknik olarak yorumlamak gerekirse 8.30 altına kaymalarda 8.24 seviyesinin görülme olasılığı doğar. 8.30 şimdilik destektir. Bu formasyonun tamamen aşağı sert bir şekilde gitmesi 8'in altını gösterebilir. Ama ben hala teknik olarak bu olasılığın daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Ana resimde yukarı döndüğü anda bakın, geçmişte bu tip sıkışmalardan biraz aşağı sarkmaya da yapsak sonra tekrar hızla yukarı topladık. Ne kadar fazla aşağı sarkarsak o kadar yukarı toplarız. 8.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlar dolar TL'de 8.90-9.20 bölgesine doğru hareketi tetikleyecek. Şimdilik biz bu üçgeni takip etmeye devam edeceğiz. 8.52 ama en kritik seviyemiz 8.52 üzeri günlük kapanışlar gelirse yukarı sinyal olacak. Altında kaldığı sürece bir süre daha bu üçgen içerisinde sıkışmanın devam edeceğini ya da aşağı kırılma olasılığını değerlendireceğiz. Ben bu seviyelerden veya aşağı kırılmalarda döviz satma olarak bakmıyorum. Dolarda ben genelde aşağı yönlü trade etmiyorum. Ancak geri çekilmelerde boştaki pozisyonları dövize çevirme şeklinde değerlendiriyorum. Daha çok ekranda trade etmek için gerçekten çok uygun bir ürün olmasa da dönem dönem uygun fırsatlar geliyor. Özellikle majör sert kırılmalarda yukarı veya aşağı büyük fırsatlar doğabiliyor. O açıdan dolar TL'de fırsat kollayarak bakmaya devam edeceğiz. Ani bir aşağı kırılma herkes için satış fırsatı gibi gözükse de ben onlara alış fırsatı olarak bakacağım. Her zamanki gözlemim bu dolar TL için. Bu arada pound TL'ye bir bakalım. Çünkü pound TL'deki formasyonlar çok daha net. Geçmişte bakın üçgen formasyonlarından nasıl yukarı sert kıvrımlar olmuş. Yine bir üçgen sıkışması var. Orası da biraz daha aşağı sarksa dahi 11.72'nin üzerine attığı anda pound TL'nin de sert yukarı yapacağını varsayabiliriz. İç piyasada gelişmelerde ne vardı bu arada? Bakmak gerekirse ekonomiden sorumlu bakan Elvan'ın bankaların tüketici kredilerinin çok fazla olduğunu ve bunun düşürülmesiyle ilgili veya sınırlandırılmasıyla ilgili önlemler almayı düşündüklerini söyledi. Yani bir hafta önce KGF'leri arttırmakla ilgili planlarımız var diyen Elvan. Yani yeni krediler yaratmak istiyoruz diyor. Geri ödenmesi çok zor kredileri teşvik edeceğiz diyen bir bakanın bir hafta sonra tüketici kredileri fazla demesi de çok enteresan. Burada dövizi biraz daha aşağı bastıralım ki bir faiz indirimine piyasa hazır olsun. Ani yukarı hareket için elimizde bir marj olsun, bir range olsun demek istiyor anladığım kadarıyla. Yani yukarı bir alan olsun ki yukarı patlarsa dolar çok da 9'ların üstünde çok da sert hareket yapmasın derdindeler. Eğer sert bir faiz indirimi yaparlarsa. Evet, gram altın ve gram gümüşe şöyle bir bakalım. Gram altın 492 seviyesi yukarı kırılırsa işler pozitife dönecek. Uzun vadeli olarak hala trendi yukarı. Kısa vadede 492 üzerinde günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor. Gram altını yakından takip ediyoruz. Ons altına birazdan değineceğim. Çok pozitif gelişmeler var o meyanda. Gram gümüş de gerçekten çok sıkıştı. Gram gümüş uzun vadeli 2.5'lardan beri beni takip edenler bilirler. Beğeniyordum. Sert hareketler oldu. 8'lere kadar dayanan bir hareket olmuştu. Şimdi düzeltmesini yaptı. Gram gümüş de 6.45 üzerinde kapanışlar. Gram gümüşü de sert yukarı hareketini başlatabilir. Yakından takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle fiziksel gümüş için, alım için çok uygun bölgeler. Birazdan ons gümüşü anlatacağım. Orada anlaşılacak. Uluslararası piyasalara şöyle bir bakmak gerekirse, global dolar endeksi çok kritikti. Geçtiğimiz hafta videoda
94-16 bölgesinin önemli olduğunu, 93-50 seviyelerin üzerinde haftalık, aylık kapanışlar gelmediği sürece global dolar endeksinde yukarı hareket için konuşmak için erken olduğunu söylemiştim. Ve euro doların yukarı tepkime olasılığından söz etmiştim. Global dolar endeksini bu hafta, haftanın özellikle son gününde sert aşağı gelirken gördük. 93'lerin dahi altına geldi. Evet, global dolar endeksi için görüşüm hala değişmedi. Şimdilik bir yatay piyasa var. 94-16 üzerinde aylık kapanış gelmediği sürece, 93-50'ler üzerinde haftalık kapanış gelmediği sürece çok pozitif yorumlar yapmak için erken diyorum. Aşağı hareket içinde yorum yapmak için biraz erken. Aşağıda 91-50 üzerinde kapattığı sürece trendi yukarı, ama daha çok bana hala bir yatay piyasa görüntüsü devam ediyor. Özellikle Fed ne çok değerlensin ne de ölsün babında orta bir bölgede tutmaya çalışıyor. Ne yöne kırılırsa o yönde yorumlarımızı net şekilde yapacağız. Daha sonra da ana trendi yakalayacağız. Hiç merak etmeyin. Euro doların 1.1660'daki önemli seviyesinden söz etmiştim ve buralarda ben alırım ama 1.18'lerin üstüne 1.19'lara yaklaşınca satarım babında yorum yapmıştım. Çünkü pozitif uyumsuzluk vardı, uzunca bir zamandır devam eden 1.1660 üzerinde kaldığı sürece euro doların pozitif olduğunu düşünüyordum kısa vadeli olarak. Orta uzun vade hala resmi biraz karışık. 1.1660'lardan gerçekten sekti. 1.18'e kadar dayandı cuma günü. 1.1886 önemli seviye. O bölgeye kadar gitmesi olası ama onun üzerinde günlük kapanışlar gelmediği sürece de bu trendin kalıcı bir yükselişe sebep olacağını yorumu için o da erken biraz. Ama yakından takip edeceğiz. Zira global dolar endeksini biraz daha baskılamaları gerekirse euro dolarında yukarı ihtimali artıyor. Her ne kadar Avrupa gerçekten ekonomik sıkıntısı Amerika'ya göre daha fazla olsa ve işler euro için çok daha kötü olsa bile, yine de biz teknik olarak yorumlayacağız. Ondan sonra da gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdilik 1.1660 aşağıda, 1.1886 yukarıda, bu bandı takip edeceğiz. Değerli metaller. Evet, değerli metaller için kusursuz fırtına haftasıydı. Neden mi? Çünkü Powell'ın konuşmasındaki şifreler aslında bunu söylüyordu. Öyle bir enflasyon geçici anlatımı yaptı ki Powell konuşmasında, ısrarla geçmiş grafikler koyarak 1970'lerin, benim sıkça değindiğim 70'lerin sonundaki büyük enflasyon dalgasına değinerek hiç de öyle olmadığını durumun anlattı. Powell'ın tarih bilgisi gerçekten zayıf. O zaman da Fed fazla para basıyordu, işlerin şişmesine sebebiyet veriyordu. Daha sonra Paul Volcker bu işin sonunu sert faiz arttırımıyla getirdi. Enflasyonu da ancak öyle yendi. Şu anda da Fed enflasyona geçit vermiş durumda. Bunun bir sebeple deflasyona dönmesini umut ederek öyle çaresizce izliyor. Ve para basımını 10 milyar 20 milyar dolar azaltmayı bile korka korka cümlelerin arasına sıkıştırarak söyledi. Ve buna çoğu ekonomist mükemmel algı operasyonu, çok iyi yönettiği süreci dedi. Evet, iyi yönetmiş olabilir ama iyi yönetilen aslında bir yalan dünya var. Tamamen fiktif. Bakın, NFT denilen değiştirilemez sanat jetonları var internet üzerinden. Yani sanal bir resim, sanal bir sanat şeyi satın alıyorsunuz. Bunun bir taşın, bakın bir taş, ekranda gördüğünüz taşın 1.3 milyon dolara el değiştirdiği bir dünya yarattı Powell ve tüm merkez bankaları el birliğiyle. Yani saçma sapan, bakın saçma sapan ürünlere 1 milyon doların üzerinde para veren bir yatırımcı kitlesi var. Neden? Çünkü para fazlalığı var. Yani anlattıkları gibi ekonomiye bir katkısı olmuyor ki çoğu ekonomist bu yorumları yapmaya başladı. Özellikle Fed'in içindeki ekonomistler de dahil olmak üzere. Yaptığımız tahvil alımlarının artık işsizliği düzeltmeye bir katkı sağlamadığını gözlemeye başladık dediler. Evet, ilk etkinin arkasından zaten frene basması gerekirken tam tersine gaza basmaya devam etti. Ve gerçekten balonu gerek hisse senedi piyasasında olsun, gerek kriptolarda olsun, gerek ev fiyatlarında olsun, gerek dünyadaki bütün emtiada olsun, yukarı şişmesine büyük katkıda bulunduğu, bunu frenlemeye çalışması gerekirken, ekonomi her zaman hep pozitif piyasa olmak zorunda değil, zaman zaman acı reçetelere katlanmak zorunda, daha acılarını yaşamamak için aslında. Ama frenlemeyi kontrollü şekilde yapamadığı için, yapamayacağını bildiği için sonsuz büyüme, gaza, gitgide daha fazla basmayı seçti. Öyle bir yanlış algıya oturdu ki, İnsanlar sadece sıfır faizle dünyanın hep gelip geçeceğini düşünüyorlar. İşler öyle değil bakın. Enflasyon denilen bela dünyanın başına oturdu ve bu buradan öyle geçici şekilde gitmeyecek. Bunu hepimiz izleyeceğiz. Çünkü sebepleri çok daha kalıcı, ama bunu bir şekilde talep enflasyonunu en azından zapt ederek
Diğer faktörleri de politikacılara baskı yaparak çözmeye çalışsalardı belki hızını kesebilirlerdi. Şimdi enflasyon hızlanarak devam edecek ve en sonunda acı reçeteyi çok daha sert bir noktada görecekler ama daha oralara var. İşler çok daha sarpa sarmaya devam edecek. Powell'ın konuşmasını özellikle izledikten sonra yorumum bu. Evet, biz ons altına dönelim. Ons altın haftanın son gününde mükemmel bir rally yaptı. 2 haftadır haftalı sonlarını çok iyi kapatıyor. Birkaç hafta önce o pazar gecesi 1677'yi yakarak yarattıkları büyük hezeyan tamamen geride kalmış oldu. 3 haftadır grafikler çok pozitif. Trend eden bir altın görüyoruz. 1817 çok kritik seviyeydi. Bazı platformlarda biraz üzerinde kapattı. Bazılarında hemen o seviyede. Şimdi 1817 üzerindeki haftalık kapanışların devamı altında yükseliş trendini devam ettirecek. Ancak aşağıda baktığım bölge 1775. 1775 altında günlük kapanış yapmadığı sürece ons altının trendi yukarı döndü. Ana resim olarak hala teknik olarak çok güzel bir resim var. Eylül ayı ile birlikte altındaki yukarı hareketin hızlanarak devam etmesini bekliyorum. 1817 üzeri haftalık kapanışlar bunun teyidi olacak. 1775 altına kaymadığı sürece bakın teknik olarak yorum bu. Ana trend 1900 dolar, daha sonra da 2000 doların üzerinde doğru bir hareketin diplerini oluşturuyoruz. Teknik olarak görüntü bu. Sebep olarak da bakarsanız, bakın makroekonomik resmi aylardır anlatıyorum. Negatif reel faiz gitgide artıyor. Powell'ın son konuşması da faizleri arttırmayacağız aman merak etmeyin babında o kadar çok baskı yaptı ki. Yani negatif reel faiz artarak devam edecek. Enflasyon var olduğu sürece ve sıfır faiz, eksi faiz ortamları dünyada devam ettiği sürece değerli materyaller eninde sonunda yolunu bulacak, bütün bu manipülasyonları kıracak ve yukarı sert hareketler yapacak. Değişen bir şey yok. Evet, gecikmiş olabilir. Ancak bu kadar manipülatif baskıyla gecikmesi normal. Ons gümüşte çok enteresan bir şey oldu. Tarihi bir olaya tanıklık ettik. Bakın, ons gümüşten rafineriler fiziki alım yapar. Bakın, rafineri piyasadan, borsadan alım yapmaz. Çünkü o orada satıcı olur. Çünkü oradaki fiyatlar daha yüksektir. Yani şöyle düşünün. Bir üreticisiniz, gidip bakkaldan, marketten sattığınız ürünü geri toplamaya çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü oradaki fiyat gerçek piyasanın çok altında seyrediyor. Yani manipülasyon öyle bir abartılı seviyeye geldi ki geçtiğimiz hafta gümüş piyasasında COMEX'te gümüşte kontrat alımları yaptı. Fiziki teslimat talep etmek üzere Ekim, Kasım, Aralık kontratlarında rafineriler. Yani gümüşün 23 dolarlı rakamları komedi içeriyor. Yani aylardır anlattığımız gümüşün bu fiyatlarının çok ucuz olduğu üreticiler tarafından tescillenmiş durumda. O fiyatlardan asla üretim yapılamayacağını düşündükleri için o fiyatlardan alım yapıyorlar. Onlar da %1, %2 marjla işlem yapmıyorlar. Çok daha yüksek marjlar peşindeler. O açıdan gümüşün üzerinde ısrarla durmaya devam ediyorum. Yaratılan manipülatif ortam, ekran fiyat üzerinde yaratılan manipülatif ortam kalıcı olamaz. Eninde sonunda yukarı doğru kopmalar gelecek. Bu hafta iyi bir kapanış yaptı ama yine de yeterli değil. 24 doların civarında kapattı. Şimdi gümüşte kısa vadede takip ettiğim bir düşen trend çizgisi var. O 24.40'tan geçiyor. Hemen üzerinde 25 dolar 18 sentteki 200 günlük ortalamamız var. Bu seviyeler yukarı kırıldığı zaman işlerin hızlanacağını göreceğiz. Şimdilik önümüzdeki direnç seviyeleri bunlar. Yukarısındaki hareketlerde 27.80'deki ana filama, geçtiğimiz haftalarda aylardır anlattığım o bayrak, filama, dikdörtgen ne derseniz deyin şeklini çizimimize göre değişir. Üst sınırı kapanış olarak üst sınırı olacak. 27.80 üzeri günlük haftalık kapanışlarda gümüşün 30 doların üzerine doğru sert hareketlerini göreceğiz. Orta vadeli 57 dolar hedefim devam ediyor gümüş, ons gümüş için. Evet, tarihi bir hafta yaşadık gümüşte. Unutmayın, rafineriler borsadan alım yapıyor. Bu tarihte ilk defa oluyor. Fiyatın ne kadar manipülatif bastırıldığının bir kanıtı daha. Aşağıda nereye bakıyoruz? 23.44 seviyesi önemli. 23.44 altında herhangi bir sebeple günlük kapanış gelmediği sürece şimdilik trendi yukarıda dönmüş durumda. 22 doları da zaten biliyorsunuz o gece 1 dakika gördüğü seviye, o pazar gecesi büyük stopları patlattıkları, daha sonra da hızla piyasaları toparladıkları pazar gecesi bir anlık 1 dakika içerisinde gördüğü seviye önemli bir seviyeydi. Ama kimse 23 doların altından pek de alım fırsatını yaratamadı. Eğer o anda ekrana alım yapmadıysanız pazar gecesi Türkiye saatiyle 1.55'te. Pek kimse ayakta değildir muhtemelen. Evet, neyse, şimdi uluslararası piyasalara da bakalım. Özellikle Amerikan borsaları balon şişmeye devam etti. Döner mi? Dönmeye yakın noktalardayız ama dönmeden döndü demek için erken.
tarihi zirvelerde kapattık. Ama Powell konuşması sırasında, bakın önemli bir haber öncesi genelde ekranlarda emirler boşaltılır. O açıdan piyasada bir fiyatı manipüle etmek istiyorsa büyük oyuncu o dakikalarda fiyatı çok güzel bir yönde doğru götürebilir. Daha sonra da ondan sonra da o fiyatı oturtması mümkün. Özellikle trendi yukarı olduğu için hala hazırda Powell da yumuşak konuşacağı hep bilindiği için, yani korka korka, bu kadar korkarak dünya ekonomisi yönetilir mi? Yönetiliyor uzunca bir zamandır. Korka korka konuştuğu için borsaları yukarı doğru ittirmeye devam ettiler. Ama bunun kalıcı bir hareket olup olmadığını önümüzdeki hafta başı göreceğiz. Pazar gecesinden itibaren belki 100-150 puan daha yukarı potansiyeli var. Ancak herhangi bir sebeple satış başlarsa buralar zirve olmaya çok uygun. Özellikle çeşitli direnç noktaları buradan geçiyor. Daha fazla bunun üzerindeki, bakın 15.500'lerin, 15.400-500'lerin üzerindeki Nasdaq işlerin çığırından çıkacağı göstergesidir. Çok daha uçuk senaryolara gidebilir. Ama aşağıda takip ettiğim seviye 15.100. 15.100'ün üzerinde kaldığı sürece Nasdaq'ta ana trend hala yukarı gözüküyor ama ani hareketleri hazırlıklı olmakta fayda var. Çünkü gerçekten dünya çok sağlıksız bir taban üzerinde ısrarla gitmeye devam ediyor. Dünyayı yönetenler korkarak bu işi yapmaya çalışıyor. İşin gerçek resmi bu. Yakında ortaya çıkacaktır. Evet, Nasdaq için seviyemiz bu. S&P için 4400 seviyesi takip seviyem. S&P'de 4500'ün dahi üzerine çıktı. Bu bölge gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi fiyatlaması var. Hiçbir fiyat kazanç oranı tarihsel rasyolarda bu fiyatı doğrulamıyor. Ancak piyasa daha şişer mi? Şişebilir. Bunu biz yorumunu yapmak için erken. Ama çizdiğim grafiklerde dikkat ederseniz altına doğru kaydı ve altındaki eski destek direnç oldu. Oraya çarparak devam ediyor. Şu anda 4500 seviyesinin az üzerinde orası ve buralardan ani bir dönüş için her an tetikteyim. 4406 günlük kapanış gelmediği sürece risk hala piyasa dönüş yaptı diyemeyiz. Ancak yukarı yönlü riskler artıyor. Özellikle Eylül volatilitesi geldiği sırada. Bir mali politika paketiyle Senato'dan, Kongre'den geçebilecek trilyon dolarlık paketlerle yukarı doğru yeni bir trend yakalayabilirler mi? Evet, tabii ki olabilir. Balonun biraz daha şişirecek bir organizasyonları da olabilir. Biz bunu gözleyeceğiz. O açıdan rakamlara lütfen dikkat edelim. Kendinizi kısa pozisyonda yakalatıp öyle izlemeyin. Yaparsanız da kaldıraçsız şekilde bu fiyatlardan yapın. Ben çok ufak pozisyonlar açtım. Şimdilik yukarı doğru hareketin sınırlı olabileceğini düşünerek, ancak hareketin devamında bunları stoplayabilirim. O açıdan tweetlerimi de lütfen yakın takip edin. İşleri çığırından daha da çıkması karşısında kaldıraçlı poz için uygun bir zamanlama değil. Ama söylediğim seviyeler aşağı kırılırsa işler ayıların lehine döner. Şu anda seviyeler o doğrultuda değil. Dow Jones Endeksi biraz daha zayıftı diğerlerine göre. Hareketleri daha sınırlıydı. 34.800 hala takip ettiğim seviye. Orada bir değişiklik olmadı. 35.600'de yukarı doğru henüz aşılmadı. O bölgede oluşmuş dirençler var. Ancak Dow Jones diğerlerine göre biraz daha yavaş kaldı bu hafta. Evet, hisse senetlerine baktığımız zaman bu hafta bir haber daha gözüme çarptı. Rivian adlı Amazon ve Ford'un desteklediği bir elektrikli kamyon üretim şirketi halka arz planladığını açıkladı. Ve piyasa değerlemesi, piyasada konuşulan rakam 80 milyar dolar. Daha hiçbir kamyon üretmemiş bir şirket için değerlemelerin bu noktaya gelmiş olması yaratılan balonla ilgili bir fikir versin size. Evet, elektrikli araba demişken Tesla. Daha önce yakın beni takip edenler Tesla'nın zirvesini neredeyse yakaladığımızı hatırlarlar. 35 dolardan 900 dolara kadar gelmiş Tesla'yı. O bölgeden aşağı doğru kırıldığı uyarısı yapmıştık ve 870 dolar civarında aşağı yönlü hareketin sertleşeceğini anlatmıştık. Tesla da 539 dolara kadar sert düşüş yapmıştı. Oralardan da yavaş yavaş tepkimişti ve verdiği tepkilerle bir süre tutunmuştu. Şimdi Tesla'yı yine gözlemimizi altına aldık. Çünkü verilen tepkilerde bir üçgen formasyonu oluştu. Aşağı doğru kırılma potansiyeli içeriyor. Tesla hala çok pahalı bir hisse senedi ama teknik olarak 727 doların üzerine atarsa işler tekrar pozitife döner. 727 dolar altında sıkıntılı ama 693 dolar altında günlük kapanış yaparsa Tesla da tekrar sert hareketlerle daha önceki gördüğümüz 539 dolardaki dibin daha altına doğru bir hareket gelebilir. Yakından takip edeceğiz, zira şu anda piyasalardaki balonun sembol şirketlerinden bir tanesi Tesla. Evet, bu haftayı da böyle toparladıktan sonra hepinize dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.